Dünyanın en güçlü ordusunu bir hayal edin. Milyonlarca askeri olduğunu düşünün ve şimdi hepsinin kör olduğunu düşünün. Böyle bir ordunun bir savaş kazanmasına imkan var mı? Bu ordu düşmanı nasıl yenebilir? İşte karıncaların gözleri görmüyor, milyonlarca askeri olan bir ordusu var ve yenemeyeceği hiç kimse yok. Asla yenilmiyorlar. Dünyada tek hayvan besleyen canlı insan diyebiliriz. Peki karıncaların yaprak biti beslediğini biliyor muydunuz? Onları yemez, düşmanlardan korur, deyim yerindeyse gözü gibi bakar. Karıncalar bereket olarak görülür. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesini bilmeyen yoktur herhalde. Gerçekten o hikayede olduğu gibi bütün yaz çalışarak yiyecek biriktirir ve kışın hayatta kalır. Peki kim bu karıncalar? Karıncaları kısaca dünyanın gözle görülür öğütücüleri diyebiliriz. Bizim bildiğimiz öğütücüler gözle görülmeyen bakteriler. Ama karıncalar da her şeyi ama her şeyi yok edebiliyorlar. Bazıları ben bu dünyaya çalışmaya mı geldim ya derken karıncalar gerçekten bu dünyaya çalışmaya gelmişlerdir. Muazzam yapıda yuvaları, çözülemeyen sezgileri, anlaşılamayan algıları vardır. Kendinden 100 kat ağırlığındaki bir şeyi de taşıyabiliyorlar. Bu kadar disiplinli, düzenli ve algı seviyeleri ise nasıl bu kadar yüksek olabilir ki? Bir koca sığırı çok kısa bir sürede tamamen yok edip yuvalarına taşıyabilirler. Bu küçücük yaratıklar. Düşünsenize karıncaların 3 santimetre boyunda olduğunu. Herhalde dünyada canlı kalmazdı. Karıncalar düz mantıkla çalışırlar. Yuvalarında bir tane kraliçe vardır. Tıpkı arılar gibi. Bu arada arılar karıncalara hiçbir şey yapamazlar. Karıncalar ise arının düşmanıdır. Neyse konumuza dönelim. Kraliçe karıncayı beslemek için çalışır bütün karıncalar. Kraliçe karınca ise birkaç saniyede bir sürekli yumurta üretir. Çok kalabalıktır bu karıncalar. Ve gözleri görmüyor. Diğer hayvanlardan ayıran özelliği ise kalabalık gruplar halinde yaşamasına rağmen kimse bu gruplara komutanlık yapmıyor. Yani bir yönetici yok. O zaman nasıl oluyorlar da hepsi aynı anda hareket edebiliyor, bir düşmana aynı anda saldırabiliyor ve amacı ise tamamen kraliçeye hizmet etmek. Neden olabilir ve nasıl olabilir ki? Üstelik ölmek onlar için problem değildir. Önemli olan grubun yaşamasıdır. Kendilerini feda ederler. Fakat yine de ölen karıncayı orada bırakmıyorlar. Onu da yuvaya taşıyorlar. Çok garip bir yaratık bu karıncalar. Karıncaların bilinmeyen bir özelliği daha var. Yağmurun ne zaman yağacağını önceden biliyorlar. Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak. Acaba karıncalar doğuştan romatizma hastası da olabilir mi ki? Ama bir şekilde bunu biliyorlar ve yağmurdan önce yaprakların altına gizlenerek yağmurdan korunuyorlar. Peki ısınırlarsa ne olur? Şeker mi bu karıncalar? Şeker değil ama yağmuru sevmiyorlar galiba. Islansalar ölürler mi? Hayır, ölmüyorlar. Yüzebiliyorlar üstelik. Fakat yine de neden bu hareketi yaptıklarını bilemiyoruz. Ve üstelik nasıl yağmuru daha önceden anladıklarını yine bilemiyoruz. Karıncalarda göç olağan bir olay. Binlerce kilometreyi o küçücük ayaklarıyla kat ediyorlar. Üstelik yine disiplinli ve çizgi şeklinde. Karşılarını aşmaları gereken bir göl veya nehir çıktığında ise hemen birbirine kenetleniyorlar ve bir resmen karınca adası oluşturuyorlar. Bu ada suda batmıyor ve bunun sayesinde karşıya geçebiliyorlar. Tekrar vurgulamak istiyorum. Bunları gözleri görmeden yapıyorlar. Peki ya bir mesafe var ve yukarıya tırmanmaları gerekiyor ama arada uçurum var. Yani bir dala çıkmaları gerekiyor. Bu durumda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hemen bir karınca köprüsü. Birbirine tutunarak bir köprü yapıyorlar. Diğer karıncalar bu köprünün üzerinden devam ederek tırmanıyor. En son kalan grup, yani köprüdekiler, yine yavaş yavaş çözülerek ilerliyorlar. Ya muazzam bir olay. Karıncaların bir diğer özelliği ise iletişim kurmaları.
Bu diğer hayvanlar da çok da rastlanılmayan bir durum aslında. Yani konuşuyorlar. İnsan kulağının duyamayacağı frekansla sesler çıkarıyorlar. Sanırım ortak hareket etmelerine sebep bu sesler olabilir. Şu an bir arkadan ses mi geliyor sanki? Bu sese bir kulak verelim. Biraz yükseltelim bu sesi. Evet, bu karıncaların sesi. Tamam tamam, biz karınca dilini bilmiyoruz. Bunu kapatalım şimdi. Başımız ağrıyacak canım. Tamam, kapatalım. Hah, tamam. İşte karıncaların çıkardığı ses bu. Ulaşımda ise kimyasal izler bırakıyorlar. Arkadan gelen karıncalar bu kimyasal izleri takip ederek ilerliyorlar. Arkadan gelenler de yalnız kimyasal izler bırakıyorlar. Bu sayede yollarını kaybetmiyorlar ve birbirlerinden ayrılmadan disiplinli bir şekilde ilerliyorlar. İçlerinden bir tanesi de çıkıp da isyan etmiyor ya. Yani edenler vardır diye düşünüyorum ama yine de etmiyorlar, çalışkan yaratıklar sonuçta. Bir özellikleri ise ısırıklarının can yakıcı olması ve zehirli. Şimdi bizi bir karınca ısırdığında böyle gıdıklanmayla can yanması arasında bir his yaşarız. Şimdi bir düşünsenize 100.000 tane karıncanın sizi aynı anda ısırdığını. İşte düşmanlarını bu şekilde alt ediyorlar. Büyüklükleri ne olduğu önemli değil. Binlercesi aynı anda saldırıyor ve öldürüyor. Daha sonrasında onu en küçük parçacıkları ayırarak yuvalarına taşıyorlar. Karıncaların öldüremeyeceği hiçbir canlı yok. Karşı koymak imkansız. Madem imkansız, karınca yiyen diye bir yaratık var. Bu karınca yiyen o zaman karıncayı yiyemiyor mu? Evet, yiyebiliyor. Küçük bir karınca grubuna karınca yiyen daldığında o karıncaları yiyerek oh karnını doyuruyor böyle. Ama binlercesi bir anda karınca yiyene saldırırsa bu sefer karınca av değil avcı oluyor. Ve o karınca yiyeni öldürüp onu da küçücük parçalara ayırıp yuvalarına taşıyorlar. Yemek için. İşte bu yüzden karıncalar yeryüzündeki yenilmesi imkansız tek ordudur. Tabii biyolojik silah kullanmazsanız. Yani kısacası böcek ilacı. Ama unutmayın, böcek ilacı da olsa doğa için biyolojik bir silahtır. Ya bu bir de karıncaların hayvan besleme mevzusu vardı, hani başında söylemiştik. İşte bu durum biraz ilginç. Yaprak biti besliyorlar. Ula yaprak biti beslenir mi? İşte yaprak bitinin sırtında böyle şekerli bir yapı var. İşte karıncalar bu salgıyı çok seviyor. Bu yüzden yaprak bitlerini yemiyorlar. Onları besliyorlar, büyütüyorlar, gözü gibi bakıyorlar ve dışarıdan gelen düşmanlara karşı ise koruyorlar. Göç yaparken çok ilginç. Alıyorlar sırtlarına, onu da götürüyorlar. Yani aslında hayvan besliyor deyince daha doğal bir durum beklemiştik ama aynı insan gibi çıkarcı bir durum var. Biz de tavuk besliyoruz, inek besliyoruz. Onun etinden, sütünden, yumurtasından faydalanıyoruz. İşte karıncalar da bunu yapıyor fakat yemiyorlar. Ama her şeye rağmen bir karınca bunu nasıl keşfedebilir ki? Yani gördüğü her şeyi yiyen, parçalayan, yuvasına götüren karınca yaprak bitini neden yemesin ki? Bunu acaba nasıl keşfetti? Karıncaların yine insana benzeyen bir özelliği daha var. Diğer hayvanlarda olmayan bir şey yine. Binek hayvanı kullanmak. Nasıl yani ya? Az önce okul anlattık, çalışkan dedik, yürüyor dedik, mesafe kat ediyor dedik. Binek hayvanı nereden çıktı? Ata mı biniyor bu karıncalar? Ata binmiyorlar, rahat olun. Bu karıncalar tırtıla biniyorlar. Bizim için at, onlar için ise tırtıl. Bazı tırtıllar yine bit gibi sırtında şekerli bir salgı üretiyor. Karıncalar bunu seviyor. Çoban karıncaların işte tembel olanları bu tırtılların sırtında yaşıyorlar. Yaslanıyorlar böyle arkaya. Ah, keyfime bakayım. Gelsin oradan yemek. Sürekli o salgıyı yiyerek besleniyor. Hareket yok. Tırtıl nereye? Oraya. Sırtından inmiyor. Ama tek bir şart var. Tırtılı da düşmanlardan koruyacak. Belki bitin de sırtına binebilecek olsa ona da binerdi ama onu sırtında taşıyor, tırtılın sırtından inmiyor. Vay be, dünyaya bak.
Sonunda karıncada da kendime göre bir özellik buldum yani. Rahat yaşam canım sonuçta. Yalnız karıncadaki zekaya bak ya. Zeka demişken asıl zeka ürünü karıncaların yuvaları. Mühendislik ve mimarlık var burada. Karıncalar toprağı ısırarak toprağı tükürüyle yumuşatıyorlar böyle. Daha sonra onları küçük küçük üzerlerine koyarak yuvalar inşa ediyor. Ve bu inşa ise mükemmel bir yapıda. Kraliçe için bir oda var. Yavrular için bir oda, gıdalar için başka oda. Birçok odadan oluşuyor tabii. Fakat sıkı durun. Bunun asıl ilginç tarafı havalandırma, sıcaklık ve nem sistemi çok üst düzeyde ve muazzam yapıda. Bir tek verdikleri şekil değil yani muazzam olan. Bu kusursuz yapıyı nasıl ayarladıkları ise henüz bilinmemekte. Karıncaların hemen hemen hepsi yer altına yuva yapıyor. Fakat bir tanesi var ki yer üstüne inşa çıkıyor. Deyim yerinde ise farklı bu. Müteahhit gibi residence yapıyor. İşte residence deyince gözümüzün önüne residence geldi gerçekten ama bu karınca residence'ı. Bu yapıyı yapan termit karınca. Eğer ki bu termit karınca insan boyutunda olsaydı bu yapının yüksekliği 1800 metre olacaktı. Yani aslında o küçücük ağızlarla tek tek üst üste konularak yapılan yapının büyüklüğünü bir düşünün şimdi karınca için. Muazzam bir olay gerçekten. Bir süre sonra karıncalar bu yuvalarını terk ediyor. Yani yine göç ediyorlar. Alıyorlar sırtlarına bitlerini, devam. Buna rağmen karıncanın yine en büyük düşmanı kendisi. Tıpkı insan gibi. İnsanın da en büyük düşmanı kendisidir. Karıncanın da yine en büyük düşmanı karınca oluyor. Ölüm girdabı adı verilen bir duruma yakalanıyorlar bazen. Yuvanın etrafında saatlerce, günlerce, haftalarca yürüyorlar durmadan, yorulmadan ve enerjisi tükeninceye kadar. Enerjisi tükendikten sonra ise karıncaların hepsi ölüyor. Ölüm girdabına neden girdiklerini henüz bilemiyoruz. Karıncaların yine birçok farklı türü var. Kanatlısı var, uçanı var, termiti var, çobanı var, kırmızı karıncalar var, katil karıncalar var. Ya çok var yani kısacası. Hepsini burada anlatırsak ya bu video saatler sürer. Ama kısaca bizim için önemli olan bilgileri aldık diye düşünüyorum. Ama siz de lütfen bu konuda eksik tarafımız varsa, belirtmediğimiz özellikler varsa karınca ile ilgili yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak bize destek olmayı da unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere.